Tavuk ve et döner nasıl hazırlanıyor? Kayseri Melikgazi'de bulunan Köşk Kebap Salonu'nu ziyaret ettik. İzliyoruz. Altın Rehber programı olarak Kayseri'deyiz. Kayseri gezdik, dolaştık, karnımız acıktı, burnumuza güzel kokular geldi. Kime gidebiliriz, nerede güzel bir döner, kebap yiyebiliriz diye sorduk. Herkes Bayram Bey'in yerini, köşkü tarif etti. Biz de geldik, Bayram Bey'le buluştuk. Hem güzel bir röportaj yapalım, köşkün başarı hikayesini hem de Bayram Bey'in kişisel olarak bu başarısını, hikayesini sizlerle buluşturalım istedik. Öncelikle bu köşk kebap salonu hikayesi nasıl doğdu, ne zaman bu işe girdik, nasıl ilerledik onu anlatalım. Sonra lezzetimizin sırrına geliriz. Ben 72 doğumluyum, öncelikle onu söyleyeyim. 88 yılından beri bu işlerle uğraşıyorum. 99 senesinden beri işletmeci olarak çalışıyorum. Yani benim işletmeciliğe girdiğimdeki stratejim öncelikle müşteriye kaliteyi, temizliği, hijyeni, sunum olarak da güler yüzlü, iyi bir şekilde hizmet etmeyi. Hayalimdeki şeyim, düşüncem buydu. Bunu da yansıttım. Çok şükür. İşlerimiz de gayet güzel. Fiyat olarak da buraya her türlü her kesimden insanlar geliyor. Öğrencisi de geliyor, iş adamı da geliyor. Normal aile de geliyor. Orta geçimli insan, fiyatlarımızı öyle ayarladık. Bunu da işimize, müşterimize yansıtıyor. Biz memnunuz hayatımızdan. Herkesi de buraya davet ediyorum. Evet, çok güzel. Şimdi kapıdan ilk girdiğimde gözüme çarpan ilk şey kocaman dönerleriniz. Hem evet, kırmızı et hem tavuk. O döner nasıl hazırlanıyor? Kim yapıyor? Ustalarımız, ekibimiz nasıl çalışıyor? O süreci de izleyicilerimizle paylaşalım. Tabii. Şimdi bu öncelikle bu bizim sektörümüz ekip işi. Güçlü bir kadro işi. Yani bunda da devamlılık, süreklilik çok önemli. Usta arkadaşlarımız karşılıklı olarak güven ilkesi içerisinde hazırlığımızı hep beraber yapıyoruz. Zaten kendimiz hazırlıyoruz etimizi. Et olarak da genellikle biz çok çeşitli çalışmıyoruz. Firmamız sabit, aldığımız kasabımız olsun, tavukçumuz olsun. Sabit firmalarla çalışıyorum, değiştirmiyorum. Ki kalite hep aynı, bozulmasın. Genellikle bu biz dönerde dana eti kullanıyoruz. Bunun kilosu da, aldığımız dananın kilosu da belli. 250 ile 300 kilo arasındaki dana etinden kullanıyoruz biz dönerlerimizi. Kendimiz hazırlıyoruz, kendimiz takıyoruz. Ve baharat olarak da, hep malzeme olarak da dediğim gibi birinci sınıf malzeme kullandığımız için yani burada müşteriyi kandırma asla yok bizde yani. Dolgun yiyecek müşteri, karnı doyacak, memnun olacak, gülerek gidecek. Biz de onun parasından bereket göreceğiz. Tabii Kayseri'de birçok bu işi yapan var ama köşk kebap salonu neden öne çıkıyor? Sizin için bu kadar tercih ediyorlar? İşte dediğim gibi bunu biz müşteriye yansıtıyor. Samimi olarak gerçekten samimiyetimiz ortaya çıkıyor burada. Müşteri de biliyor zaten, anlıyor. Etimizin sinirlerini tek tek ayıtlıyoruz, temizliyoruz. Önem veriyor. İşimizi seviyoruz biz gerçekten. Ekipten de bu anlaşılıyor. Birçok genç arkadaşımız var. Evet. Çok harıl harıl çalışıyorlar. Çok farklı da bir çalışma sisteminiz var. Numaralar bile alınıyor. Evet. Bu kadar yoğunluk var. Evet, evet. Yani ekip genelde benim yaklaşık ben 30 seneye yaklaştı ben bu işin içindeyim. Bu çalışan arkadaşlar da hepsi ben bilirim. Onlar da beni bilirler. Ben onları biliyorum. Onun için iyi bir kadroyu buraya tek tek seçerek dizdim. Kimse benden ayrılmak istemiyor. Ben de onlardan ayrılmak istemiyorum. İşlerini onlar seviyor, beni de seviyor, ben de onları seviyorum. Çok güzel. Şimdi bir aile çatısı olarak görüyorum ben onları. Hepsinin ailesiyle ilgileniyorum tek tek, soruyorum. Çok güzel. Şu anda bizi izleyenler çok merak ediyor. Bu lezzet tatmak isteyenler olabilir. Kayseri'ye gelindiğinde sizi nasıl bulabilirler? Yerimiz tam olarak nerede? Kayseri'de Mustafa Şimşek Caddesi var. Konum olarak da Kayseri Park'ın bir arka caddesi diyebilirim. Şahin Vası Köşk olarak. Buraya gelirse güzelce ağırlarız misafirlerimizi. Dürümümüzü, dönerimizi neyle servis yapıyoruz? O içinde neler var, o da önemli. Şimdi biz tercihleri, müşterileri bazı soğanlı seven oluyor, soğansız yiyen oluyor. İşi gereği vatandaşın. Onun için müşteriye soruyoruz biz nasıl istersiniz, nasıl arzu edersiniz diye. Onlar da genelde biz soğanlı, tabii soğan döner, soğanlı yeneceği için. Onun için biz söylüyoruz, müşterimizi yönlendiriyoruz. Onlar da bizden memnun kalıyorlar. Ekmeğiniz, lavaşınız da çok özel. Kendi fırınlarımız var bu işle ilgili. Kendi fırınlarımız var. Biz istiyoruz, isteğimize göre, talebimize göre o şekilde yapıyorlar. Yani kendimiz özel yaptırıyoruz. Daha ayranınız da çok tercih ediliyor. Evet. Yayık ayranınız da var. Evet, ayran da zaten yoğurtçumuz da özel değil. Ben biraz
Hayvancılık işiyle uğraşıyorum, besicilik işte, biliyorum yani bu işi. Yani temelinden biliyorum. Affedersin, ben bu işin bulaşıkçılığından geldim yani. Tepeden inmedim yani. Şimdi Kayseri deyince sucuk ve pastırma ile öne çıkan, mantı ile öne çıkan bir yer. Siz kebap ve dönerde bu kadar başarılı olabildiniz. Ayrıca bu da büyük bir başarı bence. Tabii bu gurur veriyor bize yani. Başarılı, yaptığın işte başarılı olmak insanın yorgunluğunu alıyor, öyle diyeyim yani. Yorulmuyoruz. Biz bu işi gerçekten seviyoruz. Severek yapıyoruz yani. Yorulmuyoruz. Ben sabah evimden çıkıyorum. Benim mesaim gece 12'de bitiyor. Bu 365 bin geçerli. Yaşım 44, hala çalışıyorum. Çalışmaya da devam. Evet, örnek bir isimsiniz. Hem çalışanlarınız hem Kayserilere. Hem programa katılımınız için hem bu güzel röportaj için çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğimiz hem markamızla, lezzetimizle, mekanımızla ilgili? Şimdi ben buraya gelen misafirlerimiz güvenle gelsin istiyorum. Yani hiçbir şeyden çekinmesinler. Buradan gerçekten kaliteli hizmet, kaliteli yemek yiyebilirler. Ayrıca size bu röportajınız için çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum.